Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Ağustos Perşembe Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine kalabalık dolu dolu bir programımız var. Ankara'da 8, Kocaeli'de aynı şekilde 8. Yani tek altılılar var arkadaşlar. Yani çift altılılar yok, tek altılı. Bu bence daha avantajlı oluyor. Çünkü en azından bir altılıya odaklanmak bence daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Çift altılı olduğu zaman tamam güzel hoş ayrı bir şans da dağılıyor insan arkadaşlar. Yani bir oyuna hani şuna bir küçük oynayayım, şuna da böyle oynayayım derken inanın oyun programı olarak dağılıyor. Ben yorum yaparken bile çakıştığı yerlerde bazı yerlerde az at söylemek zorunda kalıyorum. Bazı yerde çok at söylemek zorunda kalıyorum. Yani iki arada kaldığım zaman da oyuna kötü yansıyor. Tamam elimden geldiğince onu düzeltmeye çalışıyorum ama yine de değişik olduğu için az da olsa bir zarara uğruyoruz diye düşünüyorum. Tabi bu benim düşüncem. Herkesin farklı düşünceleri vardır. Bu arada arkadaşlar dünkü en azından İstanbul programımızı şablon olarak verdiğim oyun tuttu. En azından 2000 lira gibi güzel bir para da verdi. Tutan arkadaşlara ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gerçi hiçbir arkadaştan bir çıkmıyor şu ana kadar. Bir herhangi bir yorum da görmedim fazla. Neyse arkadaşlar herkese hayırlısı olsun. Tabi sloganımız kesinlikle unutmayalım. Ben bunu zaten açıklamaları da yazacağım. Hiç aklıma gelmişken yazayım bari ya. Yarım elma gönül alma. Bunu kesinlikle unutmayın. Yani ne? İban var. Orada papara var. Yani o yüzden arkadaşlar her türlü kanala katkıda bulunmanızı ısrarla sevgiyle saygıyla bekliyorum arkadaşlar. Ben sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani umarım sizler de bunu anlayışla karşılarsınız arkadaşlar. Kanala tabii ki katkıda bulunabilirsiniz. Katıl butonundan kanala katkıda bulunabilirsiniz. Burada IBAN numarası var. Artık şeyi var, paparası var. Yani çünkü şu anda Eylül'den itibaren benim zorlu süreçlerim başlıyor yavaş yavaş. Çünkü bayağı bir para biriktirmem lazım. Yani şu anda para da biriktirmem. Şu anda ben şöyle söyleyeyim size. Katıl butonundan da olsa öbür taraftan da olsa şu anda ben para almıyorum. YouTube'dan herhangi bir geliri kestim çünkü. Sadece bu olaylar halletmeye kadar bir para biriktirmem lazım. O yüzden şimdilik ben YouTube'dan herhangi bir para almıyorum arkadaşlar. Reklam oynuyor, oynamıyor değil ama oyun şey açısından ben kapattım çünkü onu. Onu bayağı ileri bir tarihe verdim. Çünkü mecburen bir toplu para vermek zorundayım arkadaşlar. Yoksa bayağı benim açımdan çok sıkıntılı günler yaşar. Ya, kanalı bir kere %100 kapatırız. Mecburen kapatılacak. Ama o bakiye de bayağı bir birikmiş bir bakiye olacak. Çünkü 3 kuruş daha alsan bunun 30 katını 50 katını da vermek zorundasın. Yani 100 lira aldığın takdirde bile yani 1 lira ya en basit 1 lira söyleyeyim. Vallahi ay başına 1600 lira mı ne öyle bir 1600 lira artı başka şeyler de var. Yani 3000 4000 lirayı buluyor bir aylık para ceza olarak ödeme zorunda kalacağız. Yani kanalı kapatmak da bir çare olmuyor. Bilmiyorum bakalım onun çaresini kara kara düşünüyoruz. Artık ne olacak başımıza ne gelecek? Bekliyoruz kara kara. Tabii bu işte benim emekliliğe kadar şurada zaten az bir şeyim kaldı. 2 ay kusur bir şey kaldı. Yani o zamana kadar 2 ayda ne biriktirdim arkadaşlar. Gerçi şu anda biriktiremiyorum çünkü sıkıntı üstüne sıkıntı yaşıyorum. Yani inanın sıkıntı. Ben bunu sadece derdimi anlatmak amaçlı değil. Yani ben derdimi anlatmaya kalksam zaten burada inanın filmini çevirebilirsiniz. Rahatlıkla filmini çevirebilirsiniz. O kadar şeyim var. Ama her şeye rağmen hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. O yüzden sizlerden de tabii ki bir destek istiyorum. Yani benim hayatım boyunca ben kendi paramı birisine verdiğim zaman borç olarak da versem inanın ben onun kapısından bile geçmiyordum. Çünkü neden diyeceksiniz? Hani benim yolum oradan geçiyor ama kapısından geçmiyordum. Çünkü işini beni gördüğü zaman bak işte para verdi onu almak için buradan geçiyor gibi laf söyler diye inanın ben 2-3 sokak değiştirdim, o şekilde geçerdim. Yeter ki yani beni gördüğü zaman aklına o gelmesin diye. Yani ben böyle bir insanım. Ama ne yapacaksınız? Kader ve şu andaki kötü durumlar maalesef bu duruma insanı soktu yani. Ben de hiç hayatım boyunca aklıma gelmeyecek şeyleri yapmıyoruz işte. Ne yapacaksınız? Neyse arkadaşlar, herkese hayırlı uğurlu olsun. En azından Amerika yarışımız da gidiyor. Bugün Amerika yarışını zaten dün açık bırakmıştım. En azından 3'te 3 gidiyor ve son 3 ayakta kapalı vermiştim zaten. Fazla büyük değildi kupon. Belki birkaç tane sürpriz takılırsa da en azından oradan güzel bir ikramiye çıkar diye düşünüyorum. Ankara'da 8 koşu var demiştik. Birinci koşu saat 14.30'da başlıyor. Şartlı 4, dişilere ait, aprantilere mahsus 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik çim koşusunda 11 safkan arasında koşacak olan bu yarışta bir dörtlü Ganya'nın ilk ayağı olacak.
Bir nolu Lucky Food. Bu aftermarket temsilcisi Mert Gökalp Arslan'la start alıyor. Bu grubun en az 3 gömlek üstünde olan bir safkan. Eğer geçilirse valla bunu İzmir'de Fayton'a götürmemiz gerekir diye düşünüyorum. Veya üstündeki jokeyini, apprentice'ini diyeceğim. Çünkü bu grubu geçilirse yazıklar olsun diyeceğim. Başka bir şey kelime açmak istemiyorum. Benim banko ismim. Yani altılıda da olsaydı yine banko olarak önerecektim bir nolu Lucky Food. Yani Lucky Food kim? Bunlar kim? Gerçi onları ben kötümsemiyorum. Atları hiçbirisi kötümsemiyorum. Ama bu grubun atı değil bir kere. Birinci sınıf atlardan birisi bu. Bir nolu Lucky Food. Günün ikinci koşusu. Şartı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşusunda 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışta en azından 16 gün önce koşmuş olduğu yarıştaki güzel ikinciliğiyle rakiplerine oranla biraz daha avantajlı gözüken 3 nolu Sailor Kingdom bana göre bu yarışı kazanması en normal sonuç olur. Eğer bu safkanın yanına rakip ararsanız da bence 5 nolu Power Rhythm ve Invisible Sun temsilcisi olan safkan da Ahmet Çelik de bana göre en ciddi rakibi görünümde olan bir isim. Yani 3 daha sonra 5 olarak öneriyorum bu koşu için. Günün 3. koşusu Altılı Ganyan'ın da açılış ayağı olan bu koşuda bir handikap 16. 4 yaşlı Arapların 2200 metrelik çim koşusunda 10 safkanla start alacak olan bu ayak biraz tabii ki safkanları yazmak gerekiyor. Ben önceliği 5 nolu Kanarana vereceğim bu Kobra temsilcisine Mert Gökalp Arslan'la göstermiş olduğu performansla şu anda mesafede yatkınlığıyla ve bu mesafenin en iyi derecesine de sahip olan bir isim. Benim ilk sırada şans verdiğim isim olacak. 6 nolu Onuk'tan bir Onur Kağan temsilcisi Ercan Çankaya start alan bu isim de yine çok formda ve mesafelere yatkın bir isim. 8 nolu Feridun abi bir Odinan temsilcisi anne kanatından da bir Bilgin temsilcisi Vedat Abiş'le start alan bu safkan da bu pistte ve çim pistte yatkın bir isim. Ve güzel çalışmalarıyla yine burada şans verdiğim isimler arasında tabii bir de 3 nolu Seçer Bey bu Özgün Han temsilcisi de Kaan Can Gökçer'le start alıyor. Yine çok formda son 3 yarışta 2 tane birincilik çıkaran bu isim yine burada da yazmamız gereken isim haline geliyor. 5-6-8-3 bu 4 safkan biraz daha rakiplerine oranla ön planda tuttuğum isimler. Ama bu dörtlünün dışında yazılması gereken isimler de eğer yeri imkanı olanlar için 4 nolu Gürler Kızı bu Uçan Bey temsilcisi Abdullah mıydı bu kardeşimiz mi Aziz miydi bakalım. Abdullah Çankaya'yla staff alacak olup yine bu safkan da bir dişi kısrak ama bence şansı çok yüksek. Zaten bu mesafede koşmuş bir isim. Daha sonra 1 nolu Tahir Baba bu yine bir Özgün Han temsilcisi Mehmet Akyavuz'a ağır kilosuna rağmen yine grubun iyi isimlerinden birisi. Bir de benim burada son yarışını kazanan bir 10 nolu oğlum Ahmet var. Bu ateş topu temsilcisi de Mehmet Keskin'le boş kilosuyla kesinlikle hata affetmeyecek konumda olan bir isim arkadaşlar. Günün 4. koşusu Altılı Ganyan'ın 2. ayağı şartlı 3 dişilere ait 4 yaşlı Arapların 1500 metrelik kum yarışında 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta biraz zor bir ayak. Ben inanın tam ısınamadım bu ayaktan. Çünkü hangisine baksam bir şeyler çıkıyor yani. Ama ben en azından biraz ön planda tuttuğum isimler çıktı. Bunlardan birisi 2 nolu Defne Yaprağı. Bu arası temsilcisi Vedat Abiş işte benim ilk sırada şans verdiğim isim. 4 nolu Hadiye Sultan. Bu Kaan Efe temsilcisi. Mahmut Turan'la start alıyor. Yine hazırlık olarak fena değil. Ben de son 8.liği hiç ölçü almıyorum. Bugün çok uygun kendine rakipler arasında. Kesinlikle ihmale gelmeyecek isimler arasında. 6 nolu Şafak Şahane. Bir Uç Bey temsilcisi Mehmet Akyoz'a start alan bu safkanda. Yine uygun bir grupta sert, iyi koşmasını beklediğim bir diğer isim olur. 2-4-6 bu zor koşuda benim ilk 3'te önerdiğim isimler yani ön planda tuttuğum isimler ama bu üçünün dışında at yazmaya geri duyanlar için de 5 nolu Hazinem bu Joker temsilcisi Nizamettin Demir'le bir de 1 nolu Gök Böri bir son at temsilcisi Sercan mıydı bu safkanın Serkan mıydı bakalım Serkan Yıldız'la start alan bu safkanda en azından bu Joker ile de start alacak olup bence performans olarak zaten rakiplerinden az bir geliri yok değil. Çünkü bir son at temsilcisi anne kanatlı bir haber batır. Hani orijine baktığınız zaman hani 4-4'lük orijinal var burada. Ben kesinlikle yazmakta taraftarıyım çünkü bir son 5.liğinde bence iyi bir sinyal verdi diye düşünüyorum. Galoplarına baktığım zaman yine galopları da tatminkar. O yüzden bence sürpriz arayanlar için önereceğim isim. Şimdi sürpriz diyoruz ama yarın bakarsınız favori de çıkabilir bu isim. 2-4-6 önce 5-1 de daha sonra şansı gördüğüm isimler. Günün 5. koşusu Altılı Ganya'nın 3. ayağı. Kısa vade 6 dişilere ait 2 yaşlı İngiliz'in 1300 metrelik çim koşusunu 7 safkan arasında koşacak olan bu yarışta yine zor ve birbirine çok yakın safkanların bir arada olduğu yarışta bir de kısa vade oluşu işte yarışı biraz daha zorlaştırıyor. Ben her şeye rağmen bu Tolga Karakartallara ait olan 3 nolu Harmony Granger
Luxor temsilcisi Gökhan Kocakaya benim ilk sırada şans verdiğim isim. Tabi aynı gün birincilik yapan İkinoğlu Tulu Hanım, Maximus Dirham'ın temsilcisi Ahmet Çelik de yine rövanşı vermemeye çalışacak bir isim. Yani bir 3-2 bir kapışması birinciyi belirleyecek bir görüntü var burada. Yani ikisini yazıp bu aya geçebiliriz ama eğer bir 3. safkana yeriniz varsa da en azından bir Halis Karataş faktörüyle start alacak olan 5 dolu Legale diye bir Kaneko temsilcisi bence kesinlikle imale gelmeyecek olan isimlerden birisi. 3-2 önce 5'te daha sonra şanslı gördüğüm isim. Günün 6. koşusu Altılı Ganya'nın 4. ayağına geldiğimizde. Evet, Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusunda Altılı Ganya'nın 4. ayağında benim ilk sırada şans verdiğim isim bu Tayral Tutumlu'ya ait olan iyi bir isim olan 5 nolu Mystic Power, Deha'nın temsilcisi olan Safkan güzel performansı ve derecesiyle bana göre birinciliğin en güçlü adayı. Ben Safkan'a tek ciddi rakip vereceğim. Bu da 2 nolu Act of God. Smart Robin temsilcisi Gökhan Kocakaya start alacak olan bir isim. Bir yarış koşup üçüncülük elde etti ama arkasından bayağı ciddi güzel galoplara sahip bu isim de kesinlikle 5 nolu Safkan'ın en ufak hatasını affetmeyecek konuda olan bir isim. 5-2'yi yazıp geçeceğiz arkadaşlar ama risk alalım derseniz ben 5 nolu Mystic Power'dan yanayım. Ama sürpriz arıyorum derseniz de 7 nolu 14 Şubat'a dikkat edin. Bu hakim temsilcisi Tolga Yıldız'a yine bir yarış koşup ikincilik elde etmiş bir isim. Bir de tabii ki grubun tecrübeli isimlerinden ama biraz ağır kilosuna rağmen de olsa 1 nolu Göz Kemalhan. Bu Hard Worker temsilcisi de Mehmet Akyavuz'da kesinlikle hata affetmeyecek konumda olan bir isim arkadaşlar. Yani 5-2 önce 7-1 daha sonra. Günün 7. koşusu Altılı Ganya'nın 5. ayağı. Şartlı 2, 4 ve yukarı Arapların 1900 metrelik çim koşusunda 11 safkan arasında koşacak bu yarışta da ben en azından performans olarak iyi durumda gördüm. Hani kum pistte de iyi ama çim piste çıkınca adeta sınıf değiştiren 2 nolu Baba Mahir. Bu Atik Bey temsilcisi Nizamettin Demir'le ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve benim bugünkü banko limanım 2 nolu Baba Mahir olacak Nizamettin Demir ile. Günün son koşusuna doğru bir yolculuk yapıyoruz. 8. koşu Mehmet Ali Kiper adına koşacak bir grup 3. 3 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışı. Evet, son koşuya yanaşmış arkadaşlar bu koşu. Benim öncelik sıralamam şu şekilde. 2 nolu Can Mete, bu Tamerino temsilcisi Nena Atun Hoca'nın zaten Derhadır'ın kardeşi olan bir isim. Halis Karataş'ta bu pistte, çim pistte, kum pistte hiç ayrım yapmadan her iki pistte başarılı koşan bir isim ve çok iyi hazırlıklara sahip, bayağı da bir sınıfını belli etmeye başladı. 4 nolu Deniz Şövalyesi, bir Gelibolu temsilcisi Ahmet Çelikli startıda yine çim ve kumda etkili yarışları olan bir isim. 12 nolu Goşa, bu Deha Çisem orijinli bu safkan da Kocakaya'ya start alıyor ve koşmuş olduğu son 5 kum yarışın 4'ünü kazanmış bir isim. Yani bayağı başarılı bu safkan, bu piste çok yakın. Bir de ben bunların yanına 8 nolu Öz Aydın'ı vermek istiyorum, bu Uçanoğlu temsilcisini. Ayhan Kurşun'la yine son 4 kum yarışının 3'ünü kazanan bir isim arkadaşlar. Yani 2-4, 12-8 benim bu koşuda, bu önemli koşuda önerdiğim isimler arkadaşlar. Günün şablonuna gelince 1. koşu 1 tek, 2. koşu 3, daha sonra 5. Altılı Ganyan 1. ayağı 5-6-8-3, daha sonra 4-1-10. 2. ayak 2-4-6, daha sonra 5-1. 3. ayak 3-2, daha sonra 5. 4. ayak 5-2, daha sonra 7-1. 5. ayak 2 tek, son ayak 2-4-12-8 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.